Merhaba, ben Cansel. Şimdi sizinle kısa bir İstanbul turuna çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında yaptığı çalışmalardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Sosyal yardımlaşma uygulaması olan Askıda Fatura ile 25 milyon tutarındaki 185 bin fatura ödendi. Uygulama sürdürülebilir iş ödülünü kazandı. Burası 28 Ekim'de açılan Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattı. Hatırlarsanız bu hattı İstanbullularla birlikte test etmiştik. Yaklaşık 10-12 dakikada geldik. Normalde minimum 45 dakika süren bir yolculuğu. Duran metro hatlarında çalışmalar hızla başladı. İstanbul'un her tarafının metroyla donatılması konusunda çok etkin hareket ettiğimizi 16 milyon insanımız görecek. Yıllık ortalama 5 kilometre uzunluğunda metro yapılırken bu uzunluk 20 kilometreye çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın çalışanların oranı %12'den %28'e çıkarıldı. 169 yıllık şehir hatları tarihinde ilk kez kadın gemiciler işbaşı yaptı. Teşekkürler. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelerin toplu taşımayı ücretsiz kullanması sağlandı. Ayrıca pandemiye karşı mücadelenin önde gelenleri, sağlık çalışanlarının da İstanbul kartları ücretsiz hale getirildi. Gidip gelme konusunda sıkıntı yaşamayacağız diye çok mutluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocuklar için 15 kreşi faaliyete geçirdi. Erken çocukluk eğitimi imkanını sunmak, geleceği burada şekillendirmek ve toplumsal ve ekonomik anlamda da verimli sonuçlara çevirmek gerekiyor süreci. İnşası devam eden 10 kreş var. Önümüzdeki yıl 60 kreş daha faaliyete geçecek. 3-6 yaş arasındaki çocuklara ayda 8 litre halk süt ulaştırılıyor. Toplamda 111 bin çocuk halk sütten faydalandı. Üstelik bu sütler İstanbullu süt üreticilerinden alınıyor. Burası Beykoz Akbaba Köyü'ndeki 23 Nisan 100. Yıl Parkı. Burayı çocukların tasarladığını biliyor muydunuz? On binlerce üniversite öğrencisine 3.200 liralık eğitim desteği veriliyor. Yeşil alanların sayısı giderek artıyor. Kemerburgaz Kent Ormanı, Atatürk Kent Ormanı gibi milyonlarca metrekarelik yeşil alan İstanbullularla buluşturuldu. Kültür miraslarımız için ekipler oluşturuldu. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 17 çeşmenin restorasyonu tamamlandı. Ortak değerlerimiz unutulmadı. İstanbul'da ilk defa mezar tasarım yarışmaları açıldı. İstanbul'un meydanları için uzmanlar tarafından yürütülen tasarım yarışmaları açıldı. Örneğin Taksim. Taksim'de finale kalan projeleri İstanbul'da söz sahibi olan İstanbullular oyladı. İstanbul'un çiftçileri de unutulmadı. Çiftçiye milyonlarca ücretsiz pide dağıtıldı. 25 yıldır üreticiyiz, hiç böyle bir destek görmedik şimdiye kadar. İşsizlikle mücadele kapsamında 8 istihdam ofisi açıldı. Bu sayede yaklaşık 13 bin kişi eğitim aldı ve işe yerleştirildi. 4 istihdam ofisi daha açılacak. Adalarda fayton sorunu çözüldü. Atlay satın alındı, iyi şartlarda bakımları sürüyor. Adalarda ulaşım artık elektrikli araçlarla yapılıyor. Su baskınları İstanbul'un kronik sorunları haline gelmişti. Bu sorunlar büyük ölçüde kalıcı biçimde aşıldı.
Bununla birlikte dere ıslah çalışmaları da hızlandı. Burası koku, kirlilik ve taşkınla yıllardır mücadele eden Kurbağalı Dere. Beklenen İstanbul depremi için harekete geçildi. İstanbul'da 790 bin binanın hasar tespit çalışmaları başladı. Şu ana kadar 20 bin binada tespit yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 2021 yılında da hızla devam edecek. Yeni yılda görüşmek üzere.